Hoş geldiniz hocam, sizi dinliyoruz. Duygu merhaba. Global medyada bugün yaptığım taramada ön plana çıkan dört konuyu aktarayım önce. Ankara, ABD'den gelen yaptırımlarla uğraşıyor. Christmas, Noel yaklaşırken koronavirüs hala çok aktif. Amerika, Trump döneminin zarar ve kayıplarını tartışıyor. Pekin yönetiminin Uygurlu Müslümanlara yönelik baskıları tepki topluyor. Global medyada Türkiye haberleriyle başlıyorum. Türkiye koronavirüs pandemisinde kontrolü yitirdi mi? Deutsche Welle. Amerikan Kongresi Türkiye'ye silah satışını 2 yıllığına bloke etti. Defense News Amerika. Hafif yaptırımlardan sonra rahatlayan yatırımcılar ABD-Türkiye ilişkilerindeki sorunları görmezden gelemiyor. Financial Times. Ankara, Rus füze sistemleri nedeniyle ABD'nin kararlaştırdığı yaptırımları kınadı. Amerika'nın sesi, Voice of America. Amerikan yaptırımlarına muhatap olan Türk yetkililer, Ankara-Washington ilişkilerinin değişmeyeceğini düşünüyor. AP, Associated Press. Ankara, Amerikan yaptırımlarının ittifakın değerlerini sarstığını söyledi. Reuters, Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın demecini aktarmış ajans. Amerika ile Türkiye arasındaki kapışmaları anlamak. Washington Post ve Bloomberg'te var aynı haber. Türkiye'deki ekonomik güçlükler Erdoğan'ın bütün yurttaki ağırlığını ve nüfuzunu zayıflattı. The Conversation. Türkiye, Erdoğan AB ile yeni bir sayfa açma umudunda. West France. Erdoğan ile, bu vermiştiniz bu haberi biraz önce, Erdoğan ile AB Konsey Başkanı Charles Michel arasındaki telefon görüşmesinde AB yetkilisi Ankara'nın gerginliği azaltması, istikrarı sağlaması ve derinleştirmesi, Atina ile görüşmelerin başlaması gerektiğini söyledi. Bu bilgiler Avrupa Birliği Konsey Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından. Türkiye'de bağımsız televizyon kanallarına baskılar, Human Rights Watch raporu, İnsan Hakları Gözlem Evi'nin raporu. Basın özgürlüğü, Fransa, Türkiye değildir. Bu Reporters Sans Frontières, sınır tanımayan gazeteciler başkanının Le Point dergisindeki demeci. Çin'den sonra en fazla gazeteci Türkiye'de hapiste. Bu da CPJ'in son raporu. Gazetecileri Koruma Örgütü'nün. Bu rapora göre Türkiye'de sadece 37 gazeteci hapiste bulunuyor. Her kurumun gazeteci tanımı farklı olduğu için 37 diye görülmüş. Bu rapora göre bütün dünyada toplam 274 gazeteci hapiste. Türkiye'de insan hakları, insanlık onuruna saldırılar. Bu da Springer yayın evi tarafından yeni çıkan bir kitabın tanıtımı. Yayın evinin sitesinden. Ankara ile Tahran arasındaki gerginlik Azerbaycan'da hızla artıyor. El Monitör. Ankara, Tahran'ın Erdoğan'a karşı kullandığı saldırgan söylemi kınadı. L'Orient Le Jour, Lübnan. Kafkasya Savaşı'nda Rusya demokrasiyi şeytanlaştırmayı başardı. National Interest. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in İnsani Gelişim Endeksi listesinde 189 Türkiye, Birleşmiş Milletler'in İnsani Gelişim Endeksi listesinde 189 ülke arasında 54. oldu. Türkiye, Rusya ve Belarus'un da gerisinde. Bu da UNDP'nin resmi sitesinden. Rusya, Suriye'de Biden dönemine nasıl hazırlanıyor? El Monitor. Cizre katliamı. Hala kapanmamış bir yara. Rojenfo, Kuzey Suriye. Birleşmiş Milletler, Ankara'nın Kuzey Suriye'de yaşayan milyonlarca insanın sularını kesmesi karşısında sessizliğini hala koruyor. North Press Agency Suriye. Türk Devleti Diyarbakır'ın tarihi merkezini yıkmaya devam ediyor. Rojenfo. IŞİD'in işlediği suçları yargılamak için uluslararası bir mahkemenin kurulması lazım. Rojenfo'nun bir başka haberi. Türkiye'de Aleviler ve Dağ Keçisi efsanesi, Middle East Eye. Türkiye ve Ukrayna uzay ve uydu teknolojileri alanındaki işbirliğini arttırıyor, Defense News. Türkiye ve Çin işbirliğini derinleştirirken ilişkileri güçlendiriyor, Sinhua, Çin resmi haber ajansı.
Paris Saint-Germain, Başakşehir. Irkçılık meselesini ciddiye almamız lazım. Çünkü ırkçılık futbolun temellerini tehlikeye atıyor. Le Monde. Bunu yazan futbolcu Ajovi Boko'nun bir serbest kürsü yazısı. Covid dönemi için blues tedavisi. Türkiye'de bir tatil. Luxury, bu Travel Advisor, bu bir lüks seyahat dergisi. Birisi gelmiş, Türkiye'yi çok gezmiş, çok beğenmiş. Fakat Covid sayılarından falan hiç bahsetmiyor tabii. Cherbourg, Fransa'nın Cherbourg limanı. Kentin kebapçıları üzerinden bir Türkiye seyahati. Muhabir, Cherbourg'daki tek tek bütün kebapçıları gezip, İstanbul kebapçısı, Bodrum kebapçısı, Galatasaray kebapçısı, oradan Türkiye'ye bakmış. Bunu yayınlayan La Presse de la Manche. Batı dünyasının altı büyük gazetesinden başlıklara geçiyorum. Amerika'dan başlıyoruz. New York Times. Cumhuriyetçi Parti'nin Senato'daki çoğunluk grubu başkanı McConnell, Trump'a meydan okuyarak Biden'ın başkanlığını tebrik etti ve partisinin oylama sonuçlarını değiştirmeye yönelik girişimlerini bastırdı. Seçilmiş Başkan Biden, Demokratların Senato'da çoğunluğu ele geçirmesi için Georgia eyaletinde tekrarlanacak olan seçim kampanyasına katıldı. Hayır, Trump'a oy verebilecek alternatif seçmen diye bir şey yok. Trump demokrasimizi yıkamadı ama demokrasiyi ölümcül bir şekilde zayıflattı mı? Yorum başlığıydı. Anayasaya göre seçim konusunda son söz kongrenin olduğu için oylama sonuçlarının değiştirilme ihtimali yok. Bir yorum başlığı daha. Aslında Kamala Harris daha önemli bir makamı hak ediyor. Başkan yardımcısından daha önemli makam başkanlık. Biden Beyaz Saray'a yerleşince karşısında daha mücadeleci bir Rusya ile karşılaşacak. Amerika Birleşik Devletleri ve Pfizer 10 milyonlarca daha fazla doz satın almak için müzakerelere başladı. Amerikan İlaç ve Gıda İdaresi'ne göre Moderna'nın aşısı COVID'e karşı yüksek derecede koruyucu. İsveç'te virüsün hortlaması üzerine hükümet kapanma önlemleri tasarlıyor. Washington Post'a geçtim. Trump'ın Florida, Mar-a-Lago'daki komşuları gitsin başka yerde otursun. İngiliz yetkililer olası bir virüs mutasyonu bildirdi. Ancak uzmanlar bu konuda henüz emin değil. Sevdiğiniz bir insanın COVID'den ölmesine tanık olmak nasıl bir şey? Yeter artık. Bir sonraki Rus siber saldırısına karşı savunmak için neler yapmalıyız? Amerika, beyazların üstünlüğünü savunan Tanrı'dan artık kurtulmalı. Amerikan hükümeti bilgisayar korsanlarını saptamak için milyarlarca dolar harcadı. Ruslar oyunu bozdu. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filipinler'deki uyuşturucu savaşı konusunda insanlığa karşı suç işlendiği yolunda makul bir temel olduğunu kabul etti. Brezilya dünyada COVID ölümleri listesinde ikinci sırada. Ama Başkan Bolsonaro her zamankinden daha popüler. Macaristan anayasasındaki değişiklikle aynı cinsten çiftlerin evlat edinmeleri yasaklandı. Avrupa'da bu kış okulların açık kalması tasarlanmıştı. Virüsün yaygınlaşması planları alt üst etti. Amerikalı mağdurların açtığı bir davada Katar, banka ve hayır kurumları İsrail'de terörizmi finanse etmekle suçlandı. Kaliforniya'ya gittik, Los Angeles Times. Kaliforniya'da sağlık yetkilileri COVID-19 yaygınlaşırken yeni birimler kurmak için sağlık ekipmanları şirket ve uzmanlarına başvuruyor. Kaliforniya bu ay 1 milyon doz aşı daha talep ediyor. Avrupa'ya geçtik, İngiltere, Guardian. Koronavirüs. İngiltere'de Christmas'ta çok fazla kısıtlama olmayacak. Tokyo'da vaka sayısında yeni rekor. Kuzey İrlanda'da hastaneler doldu. Hastalar otoparklardaki birimlere gönderiliyor. Sahra hastaneleri kuruluyor. İsveç Başbakanı yetkililerin COVID'in yeniden yaygınlaşma kapasitesini doğru değerlendiremediklerini söyledi.
Avrupa Birliği Komisyon Başkanı'na göre AB ile İngiltere arasında anlaşma yolu görünür gibi. Amerika'da Trump yönetimi bütün eyaletlerin toplamından daha fazla federal mahkumun ölüm cezasını infaz etti. Kaliforniya'da virüs patlama yaparken 5.000 ceset torbası ve 60 morg aracı hazır bekliyor. Avustralya'da haftalardan bu yana ilk kez yerel bir vaka saptanınca pilot ve hosteslerin karantina koşulları gündeme geldi. Kadın yöneticiler gerçekten fark yaratıyor. Covid'e karşı mücadele bunun bir kanıtı olsa gerek. Fransa'dayız, Le Monde. Covid aşısı bütün AB ülkelerinde aynı gün vurulacak. Kanada'da Quebec eyaleti 11 Ocağı kadar kısmi kapanma ilan etti. Fransa'da Covid'e karşı kapanma bitiyor, sokağa çıkma yasağı başlıyor. Fransa'nın ormanlarını koruyabilmesi için 50 milyon ağaç dikmesi gerekiyor. Brüksel, sanal dünyanın devlerine karşı bir mücadele planı hazırlıyor. İnternet vahşi batı olarak kalamaz. Avrupa'da kapanmalar ekonomileri yine zayıflattı. Fransa'da spor federasyonlarında futbol, basketbol, voleybol demokrasi bir mücadele sporudur. Son gazetemiz Liberasyon. Paris'te kültür için protesto gösterisi. Hepimiz hükümetin saçma sapan kararlarına karşı bir araya geldik. Lyon'da anarşistlerin kitapçısına yönelik saldırıda kuşkular aşırı sağcılar üzerinde. Çin'de Uygurlulara yönelik angarya, totaliter bir girişim. Polis bana git İtalya'da iltica başvurusu yap dedi. Liberasyon'un bugünkü kapağında sağ ön seçime hazırlanıyor manşeti var. Duygu? Turan, teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. İyi yayınlar.